51 düğme. Evet, ayarlar menüsüne girince yine talkback ayarları diye çıkıyor. Dediğim gibi bu ekran okuyucuların tamamı talkback veya voice assistant üzerine kurulu sistemler. Tabii ki ben burada insanları yargılamak istemiyorum. Yargılayıcı bir dil kullanmak niyetinde değilim ama her yiğidin harcı değil öyle sıfırdan ekran okuyucusu yazmak. O yüzden bu insanlar da, bunu yapan kişiler de TalkBack veya Voice Assistant üzerine kurgulamışlar sistemleri. TalkBack ayarları. Sürüm 1.0. Evet, bir şeyleri işaretler gibi çıtır çıtır ses geliyor. Konuşma, üst bilgi. Konuşma ses düzeyi, medya ses düzeyi ile aynı. Ses tonu değişikliklerini kullan. Klavye geri bildirimini daha kalın tonla söyle. İşaretli, klavye yankısı. Basılan öyle. Tuşları her zaman Buradaki sesli olarak ayarlar bu şekilde. Erişilebilir. Musli TalkBack, açık. Musli, bunu açık, kapatalım. Açık. Diğer Tamam diyor. Ekran okuyucusuna geçelim. Evet. TalkBack, açık, Bu anahtar. Normal Google Değiştirmek TalkBack. için iki kez TalkBack açık olduğunda cihazınız ekrana bakmadan. Bunu kapatalım. Seç ve TalkBack. Çünkü bunu herkes Açık. iyi biliyor. Tamam. TalkBack kapalı. Bir saniye Voice Voice Assistant'a Assistant. geçelim. Anahtar tak. Seç ve dinle. Kapalı. Anahtar Talk Only. Kapalı. On Talk Only. Voice Assistant kapalı. Bu Talk Over dediği de Apple'ın VoiceOver'ına benzetmeye çalışmışlar biraz. Onun ses denetimleri falan var. Açalım. Ses denetimleri dedim. Ses efektleri, pardon. TalkBack açık. TalkBack açık olduğunda cihazınız görme engellilere ve az gören kullanıcılara yardımcı olmak için sesli geri bildirimler salar. Örneğin, dokunduğunuz, seçtiğiniz ve etkinleştirdiğiniz öğeleri açıklar. TalkBack'i yanlışlıkla açtıysanız kapatmak için, çevresinde yeşil çerçeve görünene kadar anahtara hafifçe dokunun, ardından anahtara iki kez hafifçe dokunun. Görüntülenen onay iletişim kutusu için de aynı işlemi yapın. Açık anahtar. Ayarlar düğme. Evet, görüldüğü gibi burada etkinleştirmek için iki kez hafifçe dokunma. Uzun VoiceOver'ın basmak için sesleri iki kez hafifçe dokunma ve basılı tutun. duyuluyor ama dolaşım esnasında tıkır tıkır, normalde Apple cihazlarında dolaşım esnasında tıkır tıkır gelen ses burada sekteye uğramış. Öyle Talk only. çok fazla Erişilebilirlik. verimli olmamış. Seç ve anahtar eriş. Talk only. Açık. Anahtar eriş. Talk assistant. Kapalı. Anahtar eriş. Seç ve talk only. Talk Talkover. only. Bunu da Açık kapatalım. Açık. Şimdi Tamam düğme. Voice Assistant'ın tam taklidi olan bir ekran okuyucusuna geçiyoruz. Talk Assistant. TalkBack açık. Talk Assistant. Ayarlar düğme. Açık anahtar. TalkBack açık olduğunda cihazınız görme Evet, engelli. aynı şey. Liste listesine. Bu da hani böyle Voice Assistant TalkBack karışımı bir şey yapmışlar ama dediğim gibi farklı bir sistem değil bunlar. Aynı şeylerin üzerine kurulu. Anahtar erişimi. Talk anahtar anahtar erişimi. Ayarlar kaldırıldı. Ben bunun Sayfa 1 ikinci. Şeyini vereceğim, indirme bağlantısını. İsteyen indirip kullanabilir. Bir de bunların hani dediğim gibi aynı sistemler üzerine kurulu olduğundan zor bir kullanımı yoktur yani. Basit, kolay bir kullanımı var. Zaten TalkBack ekran okuyucusunu kullanmayı bilen çoğu kişi bunları da kullanabilir. Arada bir farklılık yoktur. Bir de bunların yedeğini almak lazım diye düşündüm ben hani. Evet, birdenbire belki Google TalkBack uygulamasını kaldırmayacaktır.
Belki ekran okuyucular daha da gelişecektir ama engelliler olarak olumsuz şeyleri de göz önünde bulundurarak işimize yarayacak programların yedeğini almanın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir engelli olarak bu sistemler tamamen ortadan kalkmayacaktır tabii ki ama ortadan kalkacakmış gibi olumsuzlukları da düşünüp ona göre yedek almak lazım diye aklımdan geçirdiğimden bu ekran okuyucularını toplayıp düzgün çalışanlarını tabii en az sorun çıkaranlarını veya hiç sorun çıkarmayanı da var arada toplayıp tek bir pakete koydum ve bunları işte videonun altındaki indirme bağlantısına koyacağım. Pardon, videonun altındaki açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirirsiniz. Bu arada çok teker teker konuşuyorum. Bazen saçma sapan bir biçimde cümle düşüklüğü oluyor. Kusura bakmayın. Acelem var. Bu videoları da alelacele çekiyorum zaten. O yüzden bu kadar her şey birbirine giriyor arada sırada. İlerleyen zamanlarda daha sakin videolar çekmeye başlayacağım. Bol bol zamanım olacak. Ama şu an için bir takım işlerim olduğundan dolayı böyle sık sık videoda çekemiyorum. Video çekince acele edip bir an önce bitirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle sorun oluşuyor. Kusura bakmayın yani. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.